çocuklar. Sosyal bilgiler dersimize devam ediyoruz. Aile bütçesi konusuyla devam edeceğiz. Şimdi sosyal bilgiler defterimizi çıkarıyoruz. Notlar almaya devam edeceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Şimdi biz Türkçe dersinde sizinle gitmeden önce atasözleri ve deyimleri işlemiştik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım ne demekti? Neydi? Uzun bir yorgan alalım mı demekti? Değildi tabii ki. Neydi? Ne kadar maddi imkanımız varsa ona göre bir harcama yapalım demekti. Ne kadar gelirimiz varsa giderlerimizi ona göre harcayalım demekti. İşte bugün bunun üzerine biraz konuşacağız sizinle. Şimdi para, ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullandığımız bir değişim aracıdır. Çocuklar genellikle paranın sonsuz miktarda olduğunu ve büyükler tarafından bol bol kazanıldığını düşünürler. Para neydi? İnsanların bir emek karşılığında çalıştıktan sonra kazandıkları bir araçtı. Nasıldı? Parayla biz ne yapıyoruz? Para veremeden herhangi bir ürünü alamıyoruz. Ya da bir hizmeti göremiyoruz. İşte yüzyıllardır para olmadan önce de insanlar takas yöntemiyle alışverişleri sağlarlarmış. Nasıl mesela? Benim pirincim var, komşunun bulguru var. Ne yapıyorum? Ben ona diyelim bir bardak pirinç veriyorum. O bana bir bardak bulgur veriyor. Elimizdeki ürünleri takas ederek bu şekilde aramızda alışveriş sağlıyoruz. Sonrasında para bulmuş. Paranın sanki bize böyle kolay kazanılıyormuş gibi geliyor. Ama biliyoruz ki parayı kazanmak bu kadar da kolay bir şey değil. İnsanlar bunun için bir emek harcıyor. O nedenle paramızı harcarken mutlaka düşünmeliyiz. Gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri gerektiği kadar harcamalıyız. Oysa para kazanmak kolay bir iş değildir. Bu nedenle tutumlu olmalı, gereksiz yere para harcamamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca paramızın tamamını kullanmayıp ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan kısmını biriktirmeye çalışmalıyız. Şimdi paramızı kullanırken tasarruflu olmalıyız. Onun dışında ne yapmalıyız? Paramızdan imkanımız varsa kenara bir miktar her zaman koymalıyız ve paramızı biriktirmeliyiz. Bu para bize kötü bir şey olduğunda ihtiyacımız olabilir, başımıza kötü bir şey geldiğinde. Ya da çok almak istediğimiz bir şeyi almak istediğimizde bu paraya ihtiyacımız olabilir. Bütçe neydi? Paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır. Yani elimizdeki paranın, bunun için illa bir şirket sahibi olmamız, bir fabrika sahibi olmamız gerekmez. Ailemiz içinde olabilir ya da sadece kendi harçlığınız da sizin bir bütçenizdir. Paranızı nasıl, mesela okula geliyorsunuz, harçlığınız var diyelim haftalık 50 lira. Şimdi günlere bölüyorsun, 5 gün okula geleceğim, işte her gün 7 lira harcasam, 5 günde 35 lira eder. Şu kadarını kenara koysam istediğim bir kitabı alırım belki ya da oyuncağı alırım. İşte bu yaptığınız şey bütçedir. Paranızı nasıl kullanacağınızı planlıyorsunuz. Aile bütçesi ise ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listedir. Aile, şimdi aile bütçesi. Düşünüyoruz, annemiz babamız çalışıyor. Onların kazandığı para maaşları bizim evimize gelen gelir oluyor. Ama bizim bütün bir ay boyunca kira masrafımız, yiyecek masrafımız, faturalar, bunlar da bizim giderlerimiz oluyor. İşte bunların hepsinin birlikte yazılıp hesaplanmasına da biz aile bütçesi diyoruz. Aile bütçesi de oluşturmak diyoruz. Gelir veya kaynak ailemizin belli bir süre içinde kazandığı paradır. Ne dedik? İşte maaşları mesela. Bir hizmet veya ürün karşılığı harcanan para ise giderdir. Bütçe gelirlere göre hazırlanır. Her ailenin gelirine göre hazırlayacağı bir bütçesi olmalı. Şimdi biz önce bir aile bütçesi yaparken neye bakıyoruz? Gelirimize. Şimdi bakıyoruz ki önce bizim ne kadar gelirimiz var, ne kadar paramız var. Ona göre ihtiyaçlarımızı sıraya diziyoruz. O gelirdeki miktar, yani gelir miktarımızı bölüştürüyoruz ihtiyaçlara. Ha, sonra da kalıyorsa evet isteklerimiz için bir bütçe daha ayırabiliyoruz. Ama önce ne yapıyoruz? Gelirimize bakıyoruz. Çünkü gelirimizin giderimizden az olmaması gerekiyor. Yoksa ikisi çakışır, bir şeyleri karşılayamayız mutlaka. Aile bütçemizi hazırlarken gelir ve giderlerin denk olmasına dikkat etmeliyiz. Sorumsuzca hareket edip gelirlerinden daha fazla harcama yapan ailelerin borçlanmak zorunda kalacaklarını unutmamalıyız. Bu nedenle bütçemizin giderler bölümünde ev kirası, yakıt, elektrik, su gibi temel ihtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz. Biz geçen hafta sizinle ne işledik? Temel ihtiyaçlarımız. Ne demiştik? Temel ihtiyaçlar
yaşamımızı devam ettirmekte sorun yaşayacağımız ihtiyaçlarımız. O zaman ne bunlar? Ev kirası, yakıt. Ev kirası ne? Beslenme, yakıt, ısınma, elektrik, su, beslenme. Yani bunları mutlaka karşılamamız gerekiyor. Önce neye öncelik veriyoruz? Temel ihtiyaçlarımıza. Mesela burada bir örnek vermiş. Bir kişinin bütçe yapmadan ve bütçe yaptıktan sonraki durum. Neşe kendi bütçesini yapmadan önce harçlığının bir kısmını ihtiyacı olmayan şeyler için harcıyordu. Harçlığının yetmediğini söylüyordu. Kendisine alınmasını istediği şeylerin hesabını yapmıyordu. Eğitimi ve kıyafetleri için harcanan paradan habersiz olduğu için sahip olduklarının kıymetini bilmiyordu. Bu Neşe kendi bütçesini yapmadan önce. Neşe kendi bütçesini yapmaya başladıktan sonra yemeğini evden götürerek gıda masraflarını azalttı. Neşe burada ne yaptı? Tasarruf. Çok istediği saati almak için para biriktirmeye başladı. Ders araç gereçleri, kıyafetleri ve diğer eşyalar için bütçeden ayrılan payın farkına vararak onları sahiplenmeye başladı. Her gördüğü sistem alışkanlığından vazgeçti. Ne oldu? Neşe bütçe yapmaya başladıktan sonra daha bilinçli bir tüketici oldu. Bireylerin bütçelerini yapıp doğru yönetebilmeleri önemli bir beceridir. Gelirlerin akıllıca ve en çok fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi anlamına gelen bu beceriye finansal okuryazarlık diyoruz. Yani gelirlerimizi en iyi şekilde değerlendirebildiğimiz, temel ihtiyaçlarımıza öncelik verdiğimiz, gelirden en çok kenara para koyup tasarruf yapabilmemiz, işte biz buna finansal okuryazarlık diyoruz. Burada da işte bunu gösteren bir karikatür. Sen eğer finansal okuryazarlığın paranı nasıl değerlendireceğini biliyorsan, o para bir gün sonra birikiyor, artıyor. Ne dedik? Mesela damlaya göl olur. Aile bütçemizi hazırlanırken anne babamıza yardımcı olmalıyız. İhtiyaçlarımızı bütçemizde bizim için ayrılan parayı dikkate alarak belirlemeliyiz. Sorumluluk duygusuyla hareket ederek zorunlu ihtiyaçlarımıza öncelik vermeli, ihtiyacımız olmayan şeyleri satın almamalıyız. Gıda maddelerini yiyeceğimiz kadar almalı, israf etmemeliyiz. Ne yapıyoruz? Mutlaka aile bütçemizi yaparken biz de sorunlu bir şekilde davranmamız gerekiyor. Bizim için ayrılan parayı dikkate almalıyız, ona göre isteklerde bulunmalıyız ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Kalemlerimizi boş yere harcamamalı, elbise, ayakkabı, defter, kitap, dergi, sözlük ve ansiklopedilerimizi temiz tutmalıyız. Bu eşyalarımızı bizden sonra kardeşlerimizin veya başka öğrencilerin kullanabileceğini unutmamalıyız. İsraf etmiyoruz. Mesela burada bir bütçe planı örneği vermiş. Demiş ki, aynı yapmış bunu, gıda demiş. Ben gıda için 500 lira bir bütçe ayırdım ama 400 lira harcamışım ben o ay gıdaya. Yani ben 100 liralık bir tasarruf sağlamışım. Mesela kira 700 lira. Sağlık için 250 lira ayırmışım ama 220 lira harcamışım o ay. 30 liralık bir tasarruf sağlamışım. Fatura için 220 lira ayırmışım ama 190 lira harcamışım. Yani ne yapmışım? 30 liralık bir tasarruf sağlamışım. Eğitim için 150 lira ayırmışım, 130 lira harcamışım. Otomobil için 200 lira harcamışım, 150 lira ayırmışım, 150 lira harcamışım. Diğer ihtiyaçlarımız için 200 lira ayırmışız, 150 lira harcamışız. Yani aslında burada mantıklı bir bütçe yapılmış ve finansal okuryazarlığı yüksek birisi yapmış, tasarruf sağlamış hatta işin sonucunda. Mesela burada bir örnek var, bunu siz defterlerinize yapabilirsiniz. Ne diyor? 50 lira harçlığıyla buradan bir şeyler alması gerekiyor ve 3 lira toplam 47 lira tutması gerekiyor çünkü 3 lirayı tasarruf etmesi gerekiyor. Mesela neler alabilir? Bakıyorum, saat alabilir. Saat 34 lira. 34 lira 47 lira harcayacak, 13 lira kaldı. Bir de kalem kutusu alabilirim, 10 lira, 44 lira, 3 lira kaldı. Bir de paylaşım yapabilirim. 3 lira 47 lira sağlamış oluyorum. Başka nasıl yapabilirim? Mesela kantin alışverişi 20 lira. Ne kadar kaldı? 27 lira kaldı. Ne yapabilirim? 27 liramla öykü kitabı alabilirim. 36 lira. Ne kadar param kaldı? 11 liram kaldı. Kalem ve silgi alabilirim. 4 lira daha, 40 lira. Sonra bilim çocuk dergisi alırım. 44 lira. Hatta ben bu ay mesela 44 lira harcadım. 3 lira değil, 6 liralık bir tasarruf sağladım. Şimdi bunlar benim verdiğim örnekler. Siz de yeni örneklerinizi defterinize yazıp çoğaltabilirsiniz. Bu da grafikle gösterimi harcamaların, ailem yaptığı harcamaların yüzdeyi olmuş. Ne demiş mesela? En çok neye para harcamış? Gıdaya. En büyük dilim gıdanın %33'lük bir harcama yapmış. Çeşitli giderlere %21, yiyecek
işçiye %15, sağlığa %6, kiraya %25'lik bir dilim ayırmış. Mesela bunda bir aile bütçesi daha var. Mesela 3000 lira gelirleri varmış. Bir iki yapıyorlarmış. Her ay 300 lira kenara koyuyorlarmış. Mesela böyle karar vermiş aile. Bunları bu şekilde yazabiliriz. Mesela kira 750 liraymış. Gıdaya 570 lira ayırıyorlarmış. Faturalara 420, ulaşıma 420, sağlığa 150, giyim kişisel bakıma 240, tatil eğlenceye 90, ev eşyasına 60 lira ayırıyorlarmış. Bu şekilde bir aile bütçesi yapmışlar. Bu ve bunun gibi çeşitli şekiller oluşturulabilir, örnekler aktarılabilir. Şimdi soruları çözelim. Ailelerin bir ay boyunca çalışarak kazandıkları paraya nokta nokta, ihtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları paraya ise nokta nokta belirliyor. Diyor ki aşağıdaki noktalı yerlere hangisi gelmek? Ailelerin bir ay boyunca çalışarak kazandıkları paraya ne diyorduk? Gelir. İhtiyaçlarını karşılamak için harcadıkları paraya ise gider diyoruz. Yani cevabımız A. Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesine ait bir gider değildir? Giyim, maaş, kira, beslenme. Gider neydi? Bir hizmet karşılığı ödediğimiz para. Maaş ise bizim bir hizmet karşılığı aldığımız paradır. Yani maaş gider değil, gelirdir. Para bulunmadan önce insanlar alışverişlerini mal alıp yerine başka bir mal vererek yapıyorlardı. Bu yönteme ne deniyordu? Takas. Daha demin örnek verdik. Ne dedik? Ben bir bardak pirinç veriyorum, komşumdan bir bardak bulgur alıyorum. Bu neydi? Takas. Paranın nasıl kullanılacağıyla ilgili yapılan plana bütçe denir. Aile bütçesi oluştururken aşağıdakilerden hangisini örnek öncelik verilmelidir? Seyahate, eğlenceye, spor faaliyetlerine temel gereksinimleri. Hangisine öncelik veriyorduk? Ne dedik? Önce temel ihtiyaçlarımız karşılanmalı, sonra diğerleri. Yani temel gereksinimlere. Cevabımız D. Aile bütçesi hazırlamak için yukarıdakilerden hangilerine gerek duyarız? Aile kazancı belli olması. İhtiyaç duyar mıyız? Evet, duyarız. Ekstra kazançlar olması. Her zaman gerek duymayız. Yapılacak harcamaların tahminen belirlenmesi. Evet, buna da duyarız. Birer önce duyarız. Temel ve sosyal ihtiyaçların az olması. Buna duymayız. Aile bütçesi hazırlarken aile kazancı. Ne kadar kazanıyorum ve tahminim ne kadar harcarım bunu bilmem gerekiyor. 1 ve 3 cevabımız D. Aşağıdaki çocuklardan hangisi tasarruf yapmıştır? Harçlamanın bir kısmını biriktirir. Evet, tasarruf yapmış. Gereksiz yanan lambaları söndürürüm. Evet, tasarruf yapıyor. Dişlerimi fırçalarken suyu boşa akıtmam. Evet, tasarruf yapıyor, suyu boş yere akıtmıyor. Canım istediği her şeyi alır. Hayır, burada bir tasarruf yok. D, tasarruf yapmamıştır. Yukarıdaki tabloda 3 kişinin gelir ve giderleri verilmiştir. Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En çok tasarrufu Cahit yapmıştır. Şimdi Cahit'in geliri 1500 lira. Gideri 1700 lira. Cahit tasarruf mu yapmıştır? Cahit gelirinden fazla para harcamıştır. Cahit şu an borçlanmıştır. A yanlış. Cahit tasarruf yapmamıştır bir kere. Ama devam edelim. Kerem'in bütçesi denk gelmiştir. Kerem'in 1400 lira geliri var. 1400 lira harcamış. Evet, Kerem'in geliri denk gelmiştir. Cahit borçlanmıştır. Evet, 1500 lira geliri var. 1700 lira harcamış. Cahit 200 lira borçlanmıştır. Doğru. Sinan tasarruf yapmıştır. Sinan'ın 1600 lira geliri var. Sinan 1300 lira harcamış. Yani Sinan 300 lira tasarruf yapmıştır. Cevabımız A. A yanlıştır. Cahit tasarruf yapmamıştır. Cahit borçlanmıştır.
emirden fazla. Bu da ne demektir? Temel ihtiyaç.